getirmekte sıkıntı olabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda esprileri ve sözel böyle bazı şeyleri yanlış anlama ihtimali olabilir. Bu tarz durumlar meydana gelebilir. Şimdi böyle bir durum olunca da lütfen öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi çocuğumuzla alakalı durum, okul değiştirmek yerine çocuğumuzla bununla alakalı güçlenmesini bir terapiste ya da bir uzmandan destek almasını sağlamaktır. Bunun gibi durumlar gerçekten bazen zorlayıcı olabiliyor. Yani çocuğun okulda ne yaşadığından aile habersizse, çocuk net bir şekilde anlatamıyorsa başına gelenleri, sonrasında böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz gerçekten. Sıradaki sorumuz şöyle. Yaşananları sürekli içine atan biriyim. Kimseyi kırmaya korkuyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. O yüzden söyleyemiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi Nihan Hanım, bu tarz durumlar, hani içimi atıyorum, insanları kırmak istemiyorum, sürekli işte aman bir şey olur bana bir şey derler gibi olan durumlarda olan durumlu olan çocuklar, yetişkinler varsa bunlar Nihan Hanım istismara maruz kalma ihtimalleri yüksek olabilir. Çünkü kimseye hayır diyememek, kimseye sınır koyamamak şu demek oluyor. Boş ver, beni kırsınlar, beni üssünler, benim sınırlarımı çiğnesinler, bana zarar versinler, önemli değil. Yeter ki onlar üzülmesin. Evet. Bu sağlıklı bir görüş değildir. Çünkü kişi birazcık önce biraz bencil olacak. Kendine, ben de varım burada, benim de düşüncelerim var, ben de bir bireyim. Yani bizim varlığımızın amacı, biz niye varız, neden varız? Sen Ayşe isen, sen Fatma olmak için yaratılmadın. Sen Ayşe olmak için varsın bu dünyada. Ayşe olmak için varsa Ayşe'nin de sınırları vardır. Ayşe'nin de yapabilecekleri, yapamayacakları ve kendini iyi gösterebileceği ya da kendini iyi ifade edeceği alanı vardır. Siz bu alanı eğer çok fazla çizdirirseniz sizin diğer insanlardan farkınız kalmaz. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Çok rahat insanlar sizi istismar edebilirse çok kolay zorbalık yapabilir, hakkınıza girebilir. Çünkü siz zaten bunları söyleyemiyorsunuz. Peki bu kişi ne yapmak lazım? Bu muhtemelen Nihan Hanım, bu kişi büyürken muhtemelen sus kızım, sus oğlum, bir şey söyleme, senin hedefin diğer insanlar, bırak onlar iyiyse tamam boş ver, sen kendini önemseme. Muhtemelen en temel ihtiyaçları görülmemiş bir birey olması gerekiyor. Yani en temel ihtiyaçları ailede Evet. görülmemiş, ağlamasına cevap verilmemiş, gülmesi onaylanmamış, bir şey istemiş, önemsenmemiş onu. Yani kendiyle alakalı her şey onun için önemsiz. Önemli olan başkaları. Evet. Siz bunu nereden öğrendiniz? Evet. Bu kadar susmayı, bu kadar aman kimse kırılmamasın demeyi nereden öğrendiniz? Evet. Böyle kişiler maalesef ki böyle zorlantılı çocukluk geçirdikten sonra evlenseler bile evlendikleri aynı şey devam ediyor. Evet. Eşi bir şey söylüyor, konuşmak istemiyor. Kırarım, üzerim diye söylemiyor. Ama her zaman şundur, çatışma ortamı olsun ki akabinde konuşma ortamı olsun. Sohbet edebilme ortamı olsun. Çatışmayalım, konuşmayalım. Peki bunu siz nereden öğrendiniz? Kimseyi kırmamanız gerektiği Evet. inancı. Ben kırılayım, ben üzüleyim, içime atayım. Bu şu an yaşadığı kişi bir şey değil, bu soruyu soran Evet. izleyicimiz. Bu çok küçük yaşta, çocuk yaşında ya anneye babanın baskısıyla ya da okuldaki bir hocasının baskısıyla bu şekilde bunu öğrenmiş ve bunu doğru bilmiş. Evet. Ama buradan çıkabilir. Ben buradan çıkması için de Nihan Hanım, her zaman dediğim gibi burada terapiyi de destekliyorum. Terapi alması çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü siz korktukça insanları kırmaya bu döngü devam edecek. Siz yani sürekli aynı döngüye yem atıyorsunuz. O attığınız ya da o attığınız tohumları sürekli suluyorsunuz. Aynı ürün Evet. çıkacak. Farklı bir ürün Evet. bekleyemezsiniz oradan. O ürünün değişmesi için o toprağın tekrar sıfırdan belki nadasa bırakılacak, yanacak. Sıfırdan o tohumlar çıkaracak ve yeni tohumlar ekilecek. Ve bu kolay bir süreç değil. Bu kolay bir süreç olmadığı için de insanlar belki terapiye başlamaktan çekiniyor olabilirler. Ama buradan çıkmanız için en sağlıklı yol ben terapi olduğunu düşünüyorum izleyicimiz için yanım. Evet. Ne olacak yani? Başkalarını olur da kırarsam ne olacak? Bununla alakalı çok korkan biriyim demiş izleyicimiz. Korkutucu hale getiren bir şey var onun içinde. Ama dediğiniz gibi bunu yakalamak, kendimiz bulmak, bununla alakalı bir günlük ya da bir iki günlük bir olay değil bu. Çok daha geçmişle bağlantılı bir olay. O yüzden bunun gibi ben böyle biriyim dediğimiz,
kendimize dair bir etikette bulunduğumuz konuların pek çoğu, birincisi biz neden böyle bir etiketi sahipleniyoruz? İkincisi bu etiketi ne zamandır sahipleniyorum? Ve üçüncüsü neden ben böyle biriyim diyecek kadar onunla iç içe geçmiş haldeyim de biraz buna mesafeli bakamıyorum. Yani yer yer birisini kırmaktan endişe ettiğimi fark ediyorum demekle birini kırmaktan korkan biriyim farklı cümleler. Diğer tarafa bizi yaklaştıracak şey de bunu neden yaşadığımızı anladıktan sonra bu olayla kendi aramıza mesafe koymaya başlamakla biraz daha bu durum farklı bir şekil almaya başlıyor. Ama onun için de dediğiniz gibi terapi desteği çok çok kıymetli.